Devam edelim. Instagram'dan da zekat soruları var. Onlara bakalım. Emre Bey soruyor. Hocam ben maaşlı çalışan birisiyim. Geçen yıl ev aldım ama evin taksitleri var. Ödemeye devam ediyorum. Bir de arabam var. Bir miktarda altınım var. Ben zekat hesaplamamı nasıl yapacağım? Bana da yardımcı olur musunuz? Şimdi diyelim bir miktar altını var. Var. O bir yıl içerisindeki eve ödeyeceği borcu da düşmeliyiz. Hı hı. Ev almış. Arabası asli ihtiyaçtır. Araba vardır saymıyoruz diye onu şey yapmayacağız. Tabii onun zekatla ilgisi yok. Evet. Şimdi o bir yıllık taksidi de hesap düştükten sonra eğer nisap miktarına ulaşıyorsa zekat verecek. Hı. Yoksa yok. Şimdi bu soruda arabayı çıkarıyoruz. Arabaya tabii, zekat tabii. Yok. Öyle. Şimdi ev aldım diyor. Taksitleri var. O taksitlerin yıllığını hesap ediyoruz. Bir yılda ne kadar taksit ödeyecek? Bir de kira borcu varsa onları ekliyoruz. Öyle doğru, mi hocam? Doğru. Onları da ekliyoruz. Doğru. Sonra bakıyoruz nisap miktarının altında mı üstünde mi? Eğer üstündeyse? Üstündeyse mükellef. Zekatla mükellef. Üstünde değilse zekatla yani mükellef. Yani 80 gramın üzerinde mi değil mi ona bakıyoruz. Nisap neydi? Zekatla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsü. Yani bu ölçü altında 80 gram. Tamam. Peki bunu da geçtik hocam. Başka bir soru var. İzleyicimiz soruyor. 170 gram altınım var. Ablama hepsini borç verdim. Zekatını ablam mı verecek, ben mi vereceğim? Sağlam bir alacaktır bu herhalde. Hı-hı. Sağlam alacak olunca ama ablasının elinde olduğu halde şimdi verir. Ama eline geçince ablasında ne kadar durduydu? 2 sene durdu. Evet. 2 yılın zekatını verir. Yani altınların sahibi kimse sahip, zekatı o verecek. Yoksa, borç aldığı... Ya, o kişi değil yani. Emanet değil. Ettiğimiz kişi değil. 170 gram altına da müsaade buyursanız hesap edelim hocam. Olur mu? Evet. 170 gram altın. Hı. Altın 1858 diye ben görüyorum ama yanlışsa düzeltirsiniz. 1858 ne yapıyor? 315.860. Bunun da %2,5'u 40'ta 1'i ne yapar? 7.890 lira yapıyor hocam. Evet. Evet. Yani bunu yıllık vermek zorunda. Doğru. Doğru mu? Doğru. Bir başka soru. Hocam iyi yayınlar. Öncelikle Filistinli kardeşlerimiz için dua etmenizi rica ediyorum. Artık yüreklerimiz dayanmıyor. Sorum zekatla ilgili. Ben bu yılki zekatımı Filistin'e yollamak istiyorum. Ama nasıl göndereceğimi bilmiyorum. Zekatımı Filistin Müslüman kardeşlerimize nasıl ulaştırabilirim? Bu konuda bana yol gösterebilir misiniz? Bu konuda şu anda benim bildiğim için öyle söylüyorum. Türkiye Diyanet Vakfı, onun zekat fonu vardır. Nerede nasıl kullanacağını bilen kişilerin elindedir. Hı hı. Öyle düşünüyorum. Türkiye Diyanet Vakfı yoluyla gönderilebilir. Hocam herhangi yardım kuruluşuna, bir derneğe, bir vakfa zekat fonu var mı yok mu diye bakmadan zekat niyetiyle versek olur mu? Olmaz. Zekat fonunun olup olmadığını onu araştırmak gerekiyor. Evet. Onu araştırmak gerekiyor. Evet. Peki devam edelim. Yine zekatla ilgili sorular varsa ona bakacağım. Bir soru daha var. Nur Hanım soruyor. İyi yayınlar, dualarımız Filistinli kardeşlerimizle. Benim sorum zekatla ilgili. Afrika'da bir su kuyusu açtırmak istiyorum. Bunu da biriken zekat paramla yapmak istiyorum. Su kuyusu açtırarak zekatımı vermiş olur muyum? Su kuyusu açtırmak güzel bir hayırdır. Oradaki o fakir insanların imdadına koşmak çok da sevap olan bir şeydir ama zekat olmaz. Olmaz. Niye olmaz? Temlik var. Zekatta temlik var. Şimdi su kuyusunu açtık. Herhangi bir kimseye temlik ettim mi ben? Etmedim, edemedim. Sahibi kim o kuyunun? Yok sahibi, yok. Olsa olsa toplum. Yani hulasa temlik yerini bulmadığı için zekattan olmaz ama hayrımdan varsa onu yapayım. Afrika'da su kuyusu açtırmak zekat yerine geçmez. Ama hayrımız olur, sadakamız tamam. Olur. Bir başka soru Adem Bey soruyor. Hocam ben bu yıl ilk defa zekat vereceğim.
Çevremdekiler zekat parası dışarı çıkmasın. Aileden ihtiyacı olanlara ver diyorlar. Bu konuda fikrinizi almak isterim. Zekatımı aileden olmayan ama çok mağdur ve ihtiyaç sahibi olan birine mi vermek iyi? Yoksa aileden olan, örneğin okuyan öğrenci yeğenlerim var ama durumları orta halli. Onları mı vermek iyi? Yani artık biz bu orta halli nedir, fakir nedir, bizim ölçümüz nisap miktarı altına sahip mi değil mi? O talebeler zaten öyle bir imkanı da yoktur. Talebelere yardım edilebilir yani. Ama eğer çok fakir varsa dışarıda da son derece fakir, o zaman orası tercih edilir. Orası tercih edilmeli. Evet, çok doğru, ihtiyaç sahibi doğru, ise öyle, önce efendim, öncelikli olarak onu tercih edelim diyorsun. Şey ne diyorsunuz hocam? Bu hani dışarı çıkmasın zekat parası, ailede kalsın, aile içine dağıtılsın. O öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok ama olan şu, yakından başlamalı. Hmm. Yani merkezden muhite doğru. Yani en yakınlarıma zekat vermezsem onlar kin tutarlar. Yani doğru. Bir şöyle bir sıkıntı içindeyiz de bize vermiyor, gidiyor filan yerlere veriyor gibi. Hocam şöyle mesela diyelim, ailede yakınlarımızdan zekatla verebileceğimiz akrabalarımız var diyelim. Yakın akrabalar. Onlara vermiyoruz da yurt dışında başka yere gönderiyoruz mesela. Öyle demek ki önce yakından başlıyoruz. Önce yakından başlıyoruz. Peki. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.